Çengelhan ve Rahmi Koç Müzesi. Ankara'nın Atpazarı semtinde Hanlar Bölgesi olarak adlandırılan alanın içinde yer almaktadır. Şimdiki adı Koyun Pazarı Sokağı olan ve taş kaplamalı yokuş bir sokağın sonlarına doğru Ankara Kalesi'nin ana giriş kapısının karşısında hemen yer almaktadır. Bitişiğinde ise Çukuran vardır. Ankara'nın tarihi değerlerini inceleyen araştırmacı yazar Yavuz İşçen, Osmanlı Devleti döneminde Ankara Hanları ve Otelleri adlı inceleme yazısında Çengelhan'dan şöyle bahsetmektedir. 16. yüzyıl Ankara Hanları içinde tarihi özelliklerini yitirmemiş ender yapılardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Giriş kapısı üzerinde bulunan sülüs yazılı kitabede tarihinin yazılı olduğu kısım ebced hesabıyla Hicri 929 olarak tespit edilmiştir. Bu bilgiden yapının 1522 ila 23 yılları arasında yapıldığı anlaşılmaktadır. Ankara Şeriye-i Siciliğinde hanı yaptıran kişinin Rüstem Paşa efkafından olduğuna dair kayıtlar bulunmaktadır. Sicili Osmaniye'de Rüstem Paşa hakkında sarayda Endurun okullarında eğitim aldığı Yeniçeri Ağalı ve Putin Beylerbeyi görevinde bulunduğu ve 1539 tarihinde öldüğü bilgilerine ulaşılmıştır. Kanuni'nin kızı Mihriban Sultan ile evlenen damat Rüstem Paşa ile karıştırılmamalıdır. Bazı kaynaklarca Çengelhan'ı yaptıran kişinin damat Rüstem Paşa olduğu yazılmaktadır. Sayın izleyiciler, sizlere Çengelhan'dan sesleniyorum. Türkiye'nin özel sektörünün lokomotiflerinden olan Koç grubunun kurucusu Sayın Behbi Koç'un ticaret hayatına başladığı yerdir. Bu han daha sonra Sayın Rahmi Koç tarafından restore edilerek bizlerin hizmetine sunulmuştur. Görülmeye değer bir müze olmuştur. Hep birlikte kısa bir yolculuk yapacağız. Ama detaylarını görmek için herkesi bu güzel hana bekliyorum. Çengelhan'a hoş geldiniz. Sayın izleyiciler, Osmanlı Devleti'nin son yılları ile Cumhuriyet dönemi başlarında Çengelhan, bir dönem çevredeki diğer hanlarla birlikte cezaevi olarak kullanılmıştır. Daha sonraları depo ve iş yeri olarak varlığını sürdürdü. Ancak yün ve deri iş yapan esnafın kullandığı o dönemlerin Çengelhan'ına aynı zamanda Vehbi Koç'un ticari hayata atıldığı ve ilk dükkanının olduğu yerdir. Sayın Rahmi Koç tarafından 1990 yıllarında kurmuş olduğu Rahmi Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı, bu kültürel misyonumuzun bir parçası olan Çengelhan'ı Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralamıştır. Yenileme çalışmalarına Çengelhan Otelcilik, Turizm ve Organizasyon isimli bir şirketi tarafından 2003 yılında restorasyonuna başlanmıştır. 2005 yılına kadar süren yenileme çalışmalarında han aslına sadık kalınarak sağlamlaştırılmış, avlunun üzeri cam ile kapatılarak koruma altına alınmıştır. Çengelhan, Nisan 2005'te Rahmi Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı'na bağlı bir müze olarak bizlerin hizmetine sunulmuştur.
Sayın izleyiciler, Rahmi Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı bu müzelerin temel amacını vakıf senedinde şöyle belirtmiştir. Tüm ülkelerin ve geçmişten günümüze tüm dönemlerine ait endüstri ve mühendislikle ilgili objelerin ve belgelerinin toplanması, onlara ev sahipliği yapılması, araştırılması, korunması ile sergilenmesine adanmış, kar amacı gütmeyen özel bir kurumdur der. Bu müzelerin gelişmesini ve devamlılığını sağlayan vakfın diğer ana ilkelerinden biri de şudur. Koleksiyonlarını ve kaynaklarını halkı bilgilendirmek, onları etkilemek, Türkiye genelinde müze ziyaretlerini yaygınlaştırmak ve endüstri tarihinin araştırılmasına destek amacını sağlamaktır. Bu müze içerisinde yaklaşık 1000 adedin üzerinde obje sergilenmektedir. Konu ve sektör bazında ana başlıklarını şöyle sıralamak mümkündür. Atatürk Odası, karayolları ulaşımı, raylı ulaşım, denizcilik, havacılık, esnaf sokağı, makineler, bilimsel aletler, iletişim, oyuncaklar, tarım, tıp ve eczacılık ile günlük yaşamda kullandığımız nesneleri sergilemektedir. Sayın izleyiciler, bu müzede İsmail Amca atölyesi vardır. Peki İsmail Amca kimdir? Bu müzede tren modelleri yapımcısı merhum İsmail Atsürer'in atölyesinden örnekler vardır. İsmail Atsürer modellerini hiçbir modern makine kullanmaksızın dededen kalma aletlerle ve tamamen el becerisiyle üretmekteydi. Ayrıca gemi modelleri üzerinde de çalışan İsmail Atsürer, buharlı gemilerin makineleriyle aynı prensipte çalışan minyatür motorlar da imal etmiştir. Ancak çalışır gemi modellerini tamamlamaya ömrü vefa etmemiş olup 91 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Atölyede yer alan dededen kalma pedalli torna tezgahı ve el aletlerinin büyük çoğunluğu 19. yüzyıldan kalmadır. Ayrıca burada gördüğünüz marangozhane ve aletleri Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara Sanayi Mektebi'nden mezun olup Ankara'daki pek çok kamu yapısının marangozluk işlerini yapmış olan merhum Ali Rıza Erkan'a ait olan marangozluk aletleri sessizce durdukları köşelerinde bizlere koca bir tarihi anlatmaktadır. Ayrıca bu müzede bulunan bir bakırcı dükkanında kumluma köşesi, kalaycı tezgahı, örsü ve çekici ile çok ilginç bir atölyedir. Bu odada pek çok nadide bakır objeler de sergilenmektedir. Ayrıca heykeltıraş Sayın Murat Taşkın tarafından yapılmış olan bakırcı heykeli de gerçeğe yakınlığı ile ziyaretçileri hayrete düşüren müzenin en ilginç objelerinden biridir.
Bu müzenin bodrum katında tarım, geçici sergi salonu, eczacılık, tıp ve model makine atölyeleri mevcuttur. Zemin katında ise makineler, Sayın Vehbi Koç'un dükkanı, karayolları ulaşım, esnaf sokağı, bedesten bulunur. Birinci kat ise tamamen raylı ulaşım, oyuncak, iletişim, bilimsel aletler, denizcilik, günlük yaşam, Atatürk köşesi, Rahmi Koç galerisi ve havacılıktan ibarettir. Efendim, iki tane çocuğumuz var. Biz Ankara'ya yeni taşındık. Ankara'yı onlara tanıtmak, Ankara'nın tarihiyle ilgili bilgiler aktarmak için Ankara Kalesi'ni ziyaret ederken bu müzeyi gezmek istedik. Eski Ankara ile ilgili, Ankara'da yapılmış ya da belki Türkiye'de yapılmış eski sanayi ürünleri ile ilgili bilgiler almak istediğimiz için geldik. Çok beğendik. Gezmeye devam ediyoruz. Bu müzenin en ilginç yerlerinden biridir Esnaf Sokağı. Ülkemizin ilk ve en önemli sanayicilerinden Koç Holding'in kurucusu merhum Sayın Vehbi Koç, iş hayatına adım attığı bu dükkandan bir söyleşide şöyle bahseder. O zamanlar Ankara'da ticaretin toplandığı yer, at pazarındaki hanlar ve çevresindeki mağazalarda. Çengelhan çok eski bir handır. Bugün hala yerindedir. Fakat çok basit, çok harap bir binadır. Burada bir yaz tatilini geçirdim çalışarak 5 ay kadar. Şimdi yılını hatırlamıyorum. 13 ya da 15 yaşındaydım. Yaz sonunda ayrıldım ve okuluma döndüm. Evet sayın seyirciler, gelin siz de bu ufacık dükkanda başlayan başarı hikayesini yerinde tanıklık etmenizi ve o zamanın şartlarını yerinde yaşamanızı özellikle öneririm. Bu odada bulunan eşyaları ve malzemeleri gördüğüm zaman bir hayli gerilere gittim. Çocukluk anılarıma döndüm. Çünkü onları ben yakından görmüştüm. Bu müzede minyatür heykeller görürsünüz. O döneme ait ticaretle uğraşan kişilerin heykellerini. Çok ilginçtir. Yoğurtçusu, hamalı, arabacısı, hepsi mevcuttur. Sayın izleyiciler, Ali Rıza Bey Eczanesi. Merhum Ali Rıza Peker tarafından 1906 yılında Sivas'ta hizmete açılmıştır. Çok ilginçtir. Eczacılık donanımları oğlu İhsan Peker ile İhsan Peker'in oğlu Mustafa Demir Peker tarafından 3 kuşak boyunca hizmet vermiştir. Eczane 2006 yılında Mustafa Demir Peker'in vefatının ardından kapanmıştır. Eczane içerisinde yer alan tüm malzemeler Peker'in kızları Nazire ile Edil Peker tarafından bu müzeye bağışlanmıştır.
Rahmi Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı'nın kurmuş olduğu bu müzede birçok sanayi ürününün sergilendiği aşikardır. Tüm ülkelerin ve geçmişten günümüze, tüm dönemlere ait endüstri ve mühendislikle ilgili kullandıkları objelerin bizlere sunulması, inanın insanı çok derinden etkilemektedir. Büyük küçük herkesin gezmesi gerekli olan bu müzeyi yapmış olduğum araştırmalara göre yılda 100 bin kişi gezmektedir. Vakfın temel ilkelerinden biri olan koleksiyonları ve kaynakları halkı bilgilendirmek, onları etkilemek, Türkiye genelinde müze ziyaretlerini yaygınlaştırmak ve endüstri tarihimizin desteklenmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bu müzeyi herkes tarafından görülmesini dilerim. Hoşçakalınız.